Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Sivas Ulaş ilçesine bağlı Akkaya köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Hüseyin Çiftçi ile röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlarımızdan. Araştırmacı gazeteci olarak 2012 yıllarında Sivas'ı ziyaret etmiş demişti. O zaman da Sivas'ın insanı yiğit ve misafirperver olduğunu belirtmiştik. İşte burada da Hüseyin Çiftçi arkadaşımız gelir gelmez bize hemen yöresel yiyeceklerden ikram etti. Öncelikle teşekkür ediyoruz kendisine. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun muhtarım. Evet muhtarım, 3 yıl tamamlandı. Köyümüze hangi hizmetler yaptırdınız? Köyümüze elektrik tesisatlarını yeniledik komple. Mezralar dahil. Evet. Mezraya taşını yaptırdık. Evet, şöyle Mehmet Bey, direkleri de alalım. Tek tip yeni olmuş, güzel olmuş sayın izleyiciler. Biz birçok yerde işte elektrik kesintisi fazla olması nedeniyle biz bu elektrik hatlarının mutlaka yenilenmesini, bakımlarının yapılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Başka efendim? Sokaklara parke taşı döşenmiş. Şimdi evet. Gördük. Bir o dereniz akıyor. Derenin adı Akkaya Deresi mi? O derenin adı ne? O dere Tecerirmağı. Tecerirmağı. Evet. Evet muhtarım, başka hangi hizmette? Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok, köy konağı muhtarlık odamız yoktur. İşte evet, onu az önce söyledi arkadaşımız, yani ta askerlik yaptığı yıllarda köy konağının muhtarlık odasının olduğunu söyledi değil mi Tekirdağ'da? Evet, evet. Kayseri'den geliyoruz. İşte Kayseri'de de hep muhtarlık odalar genelde var. Denizli'ye gittik, Denizli'de var, Niğde'ye gittik. Birçok ilimizde muhtarlık odaları var. Biz de mutlaka misafir geldiğinde ağırlayacağı bir ne olmalı? Köy konağı olması lazım. Bu çok büyük bir sorun yani. Niye? En önemli sorunların başında bu. Öl oluyor, diri oluyor, işte valisi geliyor, kaymakamı geliyor, milletvekili kalabalık oluyor. Bir yerde evet. Oturup da derdini anlatamıyorum. Emekli misin muhtarım? Evet, emekli. Emeklisiniz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 5-10 gün önce söz verdi. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi de bunu devamlı gündeme getirdik. Yazılı ve görsel basından muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun devlet tarafından yatırılacağı müjdesini verdi. Doğru mu efendim? Evet, biz Allah bu, razı olsun. Biz bu ödeneğin emekli olanlara da verilmesini istiyoruz. Doğru evet, mu? Evet, doğru. Çünkü neden? Yıllarca arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla sosyal güvenlik primi yatırdı. Şimdi devletimiz bunu yatıracak. Burada bir adaletsizlik meydana gelmiş oluyor. Değil mi? Doğru evet, değil mi? Evet, evet, doğru. Evet, söylüyorum. Bu konuda da biz, yani bir de mesela Akkaya Köyü ile Bostancık Köyü yan yana arasında 3 kilometre var. Orası atıyorum emekli olmamış. 2019'da da hesabına yatacak. Bunun 600 küsür lirası sosyal güvenlik primi olarak kesilecek. Doğru mu? Evet, evet. Ama bu arkadaşlarımıza 1400 lira. Emekliler o yüzden mağdur olacak. Evet, biz bu konuda mutlaka çözülmesini yapıyoruz. İstiyoruz. İstiyoruz. Bir de tabanca ruhsatlarına çözüm geldi. Aldınız mı tabanca efendim? Hayır, almadık da artık düşünüyoruz. Çözüm geldi işte bundan. Alacak mısınız efendim? Evet, almayı evet. Düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız o konuda da söz verdi sayın izleyiciler. O konuyu da gündeme getiren gazeteci, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, muhtarların özlük haklarını iyileştirmesi için mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. Tabii bizi de kim destekledi? Muhtarlarımız destekledi. Çünkü Türkiye'yi geziyoruz kendi imkanlarımızla. Bunu karşılama imkanımız neden? Olmaz. Çünkü yakıt çok yüksek. Gittiğimiz yerlerde genelde devletin sosyal tesislerinde kalıyoruz ama onlar da en az 35-40 lira Türk lirası alıyorlar. Doğru mu efendim? Evet, evet. Artı ne yapıyoruz? Matbaaya da ödeme yapıyoruz. Ama muhtarlarımız bizi destekledi. Kim kazandı? İşte dün yine Kayseri'de 5. dönem muhtar seçilen arkadaşlarımızla Münip abiyle röportaj yaptım. Dedi ki Süleyman Bey, 9 Türk lirası ile başladım ben dedi. 1994 yılında. Doğrudur biz o şeyler. 9 Türk lirası arkadaşlar. Yani şimdi muhtarlarımız ne çağını yaşıyor? Altın çağını yaşıyor. Değil mi? Evet. Evet, yeterli mi efendim? Efendim? Yeterli mi? Asgari ücret yeterli mi size? Vallahi bence yeterli, bilmiyorum. Evet, yeterli diyor. Evet. Başka yapılması gereken hizmet var mı efendim köyümüzde? Tabii dilekçelerimiz var. Peyder ve hepsi yapılıyor sağ olsun. Yeni bir gölet yapmak için dilekçemiz var. Evet, dere ıslak çalışmamız var. Evet, su akıyor zaten. Sonuç bekliyoruz. Evet, su burada akıyoruz. Bayağı debisi de çok yüksek sayın izleyiciler. Mutlaka onun önüne bir ne yapılmalı? Evet, bir sulama göleti burada. Çünkü insanlar birçoğumuz artık çiftçiliğiyle, reçberliğiyle uğraştığı evet. için. Muhtarım da soyadı çiftçi sayın izleyiciler. Burada işte ne yapıyor? Köyde çiftçilik yapıyor. Ne üretiyorsun evet. muhtarım? Genelde işte buğday, arpa, birçoğu da pancar. Pancar yani köyün alt tarafında evet. Pancarın ne kadar tamam fiyat biçtiler efendim? Pancarın? Vallahi o şeyi onu şeker oranına göre herhalde. Hocam 210. 210 mu? 210. Evet, yeterli sayın izleyiciler. Çünkü bayağı büyük taş gibi ağır. Onu da belirtelim. Değil mi? Evet, evet. Evet. Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı muhtarım? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiğiniz için, desteklediğiniz için.